Kısmını başlatıyoruz. Değerli katılımcı hoca Fevzi Cengiz, transanal minimal invazif cerrahi konusunda bize bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Süreyi uyumaya özellikle rica ediyoruz çünkü uyardılar bizi, bizden sonra burada oturum, serbest bildiri oturumları var. Yarıda bırakmayın lütfen. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, katılımlarınız için sizlere teşekkür ederim. Ayrıca derneğimize nazik davetler için ayrıca teşekkür ederim. Bugün sizlere ben transanal minimal invazif cerrahiyi aktaracağım. Sunum akışım transanal endoskopik cerrahinin amacı ve gelişimini anlatacak. Arkasından avantaj ve endikasyonları ve genişletilmiş endikasyonları şeklinde devam edecek. Transanal endoskopik cerrahideki zorlayıcı özellikler ve platform seçimine değineceğim. Cerrahi tekniği burada çok girmeyeceğim. İlk oturumun videoları çok güzeldi ama ben çok görsel videoyu cumartesi yine Tamis oturum var, oraya ayırdım. Ve Tamis cerrahisi sonrası onkolojik sonuç ve fonksiyonel sonuçları değerlendirerek sunumumu size aktaracağım. Hiçbir kurumla bir kişiyle çıkar ilişkim olmadığını beyan ederim. Transanal minimal invazif cerrahide amaç ne? Amaç transanal yoldan rektum patolojilerini tedavi etmek. Tabi konvansiyonel yöntemlerle, konvansiyonel ekarterlerle transanal yoldan bir cerrahi yapmak, güzel bir piyes çıkartmak oldukça zor. Bunun için geliştirilmiş platformlara baktığımızda bize transanal minimal invazif cerrahinin platformları güzel bir exposure sağlıyor. Ayrıca laparoskopinin el aletlerini kullanarak bizim lezyonun bir bütün halinde çıkartmamıza olanak sağlıyor. Bu için üretilen kompleks endoskopik mikro cerrahilerin platformlarından benzer şekilde laparoskopinin sis portuyla beraber kombine bir transanal minimal invazif cerrahi gerçekleştirilebiliyor. Zaman içinde evrimleşmesine baktığımızda 1980'lerde bir firmanın çıkarttığı transanal endoskopik mikro cerrahi, sonrasında gelişen sis portu ve bir başka firmanın çıkarttığı yine bir rigid ve pahalı komplike bir üründen Tamis'in transanal yollardan cerrahisi vaka sunumları şeklinde başlamış ve arkasından serilere geçmiş ve bu transanal minimal cerrahi için üretilen portların daha sonra robotla beraber ve daha sonra da doğal yollardan cerrahiye doğru ilerlediğini görmekteyiz. Bu teknik niye tercih ediliyor? Çünkü ucuz. Hızlı kurulum, elinin altında hemen bulunabilen bir cihaz. Lümeni 360 derece görebiliyor, diğerlerine 270-220'lerde kalan bir açılanması varken. Hasta konumlandırması kolay, illa cihaza göre bir konum belirlememize gerek yok. Hastanede mevcut laparoskopik el aletleriyle bu cerrahiyi gerçekleştirebilmemiz bu tekniğin ilerlemesindeki en önemli faktörlerden biri. Endikasyonlarına baktığımızda belin ve piramalin lezyonlarda poliplerin, strüktürlerin, stenozların, ülserlerin, endometriyoz veya teal gut kistlerinin çıkartılmasında veya üreter ve vajinal füstüllerin onarımında ve pelvik apse drenajında kullanıldığını görmekteyiz. Malin lezyonlarda ise T1 rektum tümörlerinde endoskopik olarak, kolonoskopik olarak endo-USG ve rektum MR'de değerlendirildikten sonra iyi diferansiye, lenfovasküler invazyonu olmayan, peroneural invazyonu olmayan bir tümörün çıkartılmasıyla hastaya kür ve takip olanı sağlamakta. Ancak çıkartılan piyeste kötü invazif bulgular varsa veya submukozada derin invazyonları mevcutsa bu lezyonu T2 gibi düşünüp T2 cerrahisi total mezorektal eksüzyona yönlendirmemiz gerekiyor. Tabii tıp ve gelişim burada kalmıyor. Endikasyonlar genişletilmeye çalışılıyor. Genişletilmek için çalışmalar yapılıyor. Başka ne amaçlarla Tamis kullanılabilir? T evrelisini belirleyemediğimiz ya da manin sonucu elde edemediğimiz lezyonlarda biyopsi amaçlı lezyonların bir bütün halinde çıkartılması amaçlı kullanılmış.
ya da radikal bir cerrahiye uygun olmayan ileri evre bir tümör hastasını eğer ki lenf nodu ve uzak metastaz varsa yine bir tümör konseyinde konuşarak kemer radyoterapi sonrası lokal eksizyonu düşünülmüş ve uygulanmış. Ya da neoadjuvan tedavi uygulanmış hastada tam yanıt gözleniyor ama patolojik tam yanıtı verifiye etmek için eksizyon önerilebilir ve takip edilebilir. Ama burada hastayla konuşmak gerekiyor. Tamam, rektumunuz korunacak, fonksiyonları ve pelvik diseksiyona ait sıkıntılarınız kalkacak ama nüks riski ya da lenf nodu metastazı veya postop yakın takip gerektirdiği bildirilmesi gerekiyor. Peki bu platformu kullanmak kolay mı? Zorlayıcı özellikler var. Bu tamamen lezyonun boyutuna, lezyonun rektumdaki yerleşim yerine ve platformun yapısına bağlı olarak değişmekte. Distal yerleşimli lezyonlarda platformun engel olması, diseksiyona veya sütürasyona engel olması mevzu bahis. Lümenin %50'sinden fazlasını kaplamış veya 5 santimden öte bir yerleşim alanı kazanmış bir lezyonda da o defektin kapatılmasına ait sıkıntılar var. Veya distal yerleşimli lezyonlarda şeylerde daha doğrusu proksimal yerleşimli lezyonlardaysa belki arkada posteriorda 15. santime kadar çıkartabiliriz ama ön tarafta bir perforasyon riski mevcut. Bunlardan birinin veya birkaçının mevcut olması lezyonun bütün halinde çıkartılamamasına neden olabilir. Cerrahi sınır pozitifliği verebilir bize, lokal nüks geliştirebilir, peritoneal perforasyon yaratabilir veya rektum stenozuna neden olabilir. Platformlara tekrar baktığımızda literatürde artık ikiye ayırmakta. Rigid platformlar ve esnek platformlar olarak. Ve bu esnek platformlar değişik firmaların değişik ürünleri mevcut. Bu platformların kullanımından bağımsız olarak transanal endoskopik cerrahinin aşamaları aynı. İşaretlemeyle başlıyorsunuz. Ardından rezeksiyonunu yapıyorsunuz. Rezeksiyon sonrası da açıklığı sütürlerle, özel sütürler veya kliplerle kapatabiliyorsunuz. Sonuçta hangi platformu kullanırsanız kullanın, başarı literatürde belirtildiği gibi aynı olacaktır. Peki bir platformu neye göre seçelim? Cerrahın tecrübesine ve tercihine bağlı olarak seçilebilir. Hangi platform elinizde varsa onu kullanabilirsiniz. Ve maliyete yönelik bir seçim yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu videoların daha detaylısını cumartesi tam sunumunda sizlere aktaracağım. Sonuç olarak bir lezyona, belin ya premalin bir lezyona tamis uyguladığınızda çıkacak sonuçlar ne olabilir? Adenomla karşılaştıysanız bir transanal rezeksiyona göre tamis cihazıyla R0 rezeksiyon oranınız yüksek, nüks oranınız düşük. Erken evre bir lezyonla karşılaştınız ve bunu rezek ettikten sonra patolojiniz R0, nörovasküler, lenfovasküler invazyonu olmayan iyi diferansiyel bir tümörse düşük risk oranıyla beraber takip edebilirsiniz. Ama lokal nüks oranı yine TM ile karşılaştırıldığında literatürde yine fazla görünmekte. Ama yaşam süresi ve uzak metastaz TM ile aynı oranda bulunmaktadır. Karsinoid tümörler, metastaz olağı düşük tümörler. Bunlar endoskopik olarak rezeke edildiğinde veya rezidü kaldığında bununla ilgili iki çalışma var. 2 santimin altındaki lezyonlarda tekrar rezeksiyon yapıldığında tamislerle nüks oranının görülmediği belirtilmiş. Kılavuzlarımızda demin bahsettiğim gibi T1 tümör varsa rezek ettiyse takip edebilirsiniz ama kötü prognostik bir lezyonunuz veya T2 bir patoloji piyesiyle karşılaştığınızda ne yapabilirsiniz? Eğer ki hastanın bunu kaldıracak, TM'yi kaldıracak durumu yoksa veya istemiyorsa veya bir çalışma planlıyorsanız kemoradyoterapiyle takip edip tümör nüksünün izlenmediği sürece bu hastayı gözlemleyebilirsiniz diye bir önerisi ve takip şeması mevcut. Literatürde ayrıyeten acaba biz bunları sadece T2 lezyonlar için yapsak, bunların evresini küçülterek rezeke etsek ne olur diye
Urbino ve Amerikan Kolorektal Onkoloji Grubu'nun yaptığı çalışmalar var ve bunların benzeri birkaç daha çalışma var. Bunlarda da %4.7-50 oranında nüks tespit edilmiş. Urbino çalışmasında hastalıksız sağ kalım düşük görülmüş ama diğer çalışmada benzer olarak bulunmuş ve ne acıbanın yarattığı etkilerden dolayı yarı yarı enfeksiyonlar ve komplikasyonlar benzer bulunmuş TM ile beraber. Bu nedenle çok T2 lezyonlar neoadjuvan verip tedavi edelimden çok definitif ameliyatı kaldıramayacak hastalar için önerilme şeklinde kalmış. Ayrıca T1 ve T2 erken evre kolorektal kanserler için neoadjuvan standart bir protokol olmadığını bilmemiz gerekiyor. Radyoterapinin komorbiditeleriyle ve fonksiyon, rektum fonksiyon bozuklukları neden olabileceğini aklımızda tutmalıyız. Literatüre yine baktığımızda neoadjuvan tedavisi uyguladıkları hastalar, bu kez T2 değil, yine T1'den T3'e kadar bütün hastaları alarak yapılan çalışmalara baktığımızda burada da neoadjuvan sonrası patolojik yanıtı değerlendirmek için transanal minimal invaziv cerrahi sistemlerini kullanarak patolojik piyesi incelemişler ve sonrasındaki tedaviyi ona göre planlamışlar. En son toplama analizde, meta analizde 52 aylık takipte patolojik yanıtı 0, 1, 2, 3 olan hastaların lokal nüks oranlarının 4, 12, 24 ve 60 olarak arttığı tespit edilmiş. Sonrasında toplam bu çalışma gruplarının hemen hemen ortak geldiği nokta lokal eksizyon sadece T0, patolojik T0 elde edilen küratif hastalar için küratif olarak kabul edilebileceği sonucuna varılmış. Neoadjuvan tedaviye yanıt vermeyen T1 ve üstü tümörler için veya nüks riski olan hastalar için TME tedavisi önerilmiştir. Ve hastaların bu kemoradyoterapi sonrası %50'sinde low anterior rezeksiyon sendrom belirtilerinin major semptomlarının izlendiği tespit edilmiş. Peki neoadjuvan tedavi sonrası lokal rekürense nokta koyulmuş mu? Hayır. Çalışmalardaki en büyük sıkıntı hangi evreye uygulayacağız da patolojik tam yanıtı hangisini elde edeceğiz? Bunun bir standartizasyonu olmadığı için lokal eksizyon stratejilerinin tam gelişemediği ve çalışmaların devam etmesi gerektiği yönde öneriler mevcut. Şu an günümüzde rektum kanseri için önerilen 3 modaliteden çalışmalar devam etmeli. Standart TM mi yapalım, neoadjuvan tedavi yapıp lokal eksizyon mu yapalım veya neoadjuvan tedavi yapıp hastaları takip mi edelim şeklinde çalışmalar devam etmekte. Transanal minimal invaziv cerrahi ile ilgili ek uygulamalar nelerdir? Tabii rektum ve pelvise kolay erişim sağladığı için ilk oturumda da bahsedildiği gibi TME'nin abdominal tarafı tamamlandıktan sonra transanal yoldan da TME tamamlanabilmekte günümüzde ve doğal yollardan cerrahide bu cihazlar, platformlar sayesinde yapılmaktadır. Komplikasyonlarına baktığımızda ameliyat sonrası %11'lerde bir komplikasyon oranı var. Sıklıkla kanama, idrar retansiyonu ve skrotum derisindeki amfizemler izlenmektedir. Nadiren de inkontinans, pelvik abse, enfeksiyon ve füstüllerin geliştiği görülmüştür. Lokal nüks %3 oranında, malinlerde ise %6 oranında görülmektedir. Uzak metastazda hastalarda izlenebilir. Fonksiyon sonuçlarına baktığımızda çalışmalar daha iyi bir yaşam kalitesi sunduğunu, bağırsak fonksiyonlarının korunduğunu belirtmekte. TEM için yapılan ilk çalışmalarda fekalinkontinansla ilişkilendirilmiş sonuçlar mevcut ama daha sonradan bu sonuçların da geliştiği görülmüş. TAMIS için yapılan çalışmalarda ise fekalinkontinansın korunduğu, genel yaşam kalitesinin arttığı bildirilmiştir. Sonuç olarak orta ve distal rektum kanserler için, lezyonlar için TAMIS avantajlıdır. Ancak üst rektumlarda dikkatli olunmalıdır. Belin ve uygun erken T1 lezyonlar için güvenli ve etkin bir lokal tedavi yöntemidir. T3 lezyonlar için palyatif amaçlı kullanabiliriz. Rektumun ve endoluminal cerrahinin gelişimini kolaylaştıracak ve uygulamalar genişleyeceği kanısındayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.